akşamlar. Hocamızın Maysun açıklamalarını. Evet arkadaşlar. Altay maçından sonra Adana Demir maçı kolay bir maç değil. Çünkü rakibimizin kadrosu, kadro kalitesi bizim ilk maçta atmış olduğumuz skor. Tabii şunu da söylemek lazım. İlk maçta meslektaşımızın da 7 tane eksik oyuncu var. Bugün de vardı sakatlıktan dolayı. İşte bir kısmı hafta içi sakatlanmış, bir kısmı sakatlıkları vesaire. 7 oyuncudan eksik oynadık. Aynı şekilde ilk maçta da var. Bunu belirtmekte fayda var. Yani biz kendi adımıza bugün 7 oyuncu yoktu, bunlar vardı demek doğru bir tabir olmaz. Bununla birlikte de bu maçta 7 farklı oyuncuyla oynadık. Altay maçıyla bu maçın kadrosuna baktığında 7 farklı oyuncu, sonradan Yasir ve Antonio oyuna girdi. 2 tane daha farklı oyuncu, 9. Tabii 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu, takımın şevkini, ileriye bakış açısını pozitif yönde etkiledi. Futbol çok enteresan bir olay. Farklı bir skor alsak, 7 farklı oyuncuyla oynuyorsun, teknik adamlık kolay değil. Ama Kayseri benim şehrim. 3 Kayseri, 1 Kayseri Erciyesspor çalışmalarımız var. Ve bu şehrin, bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Kolay değil. Taraftarın maçtan sonraki, Kayserispor taraftarımızın maçtan sonraki söylemi çok önemli. Böyle oynayın canımızı alın. Yani futbolda iyi mücadele edeceksin. Sonuna kadar kovalayacaksın. Disiplinli oynayacaksın. Oyun teknik anlamda iyi başladık. Golden önce de var pozisyon. Çok güzel bir gol attık. Golden sonra biraz daha fiziksel tempomuzu ortaya koyup ikinci golü düşünmemiz gerekirdi. Burada da rakibin topa sahip olduğunda kaliteli ayakların iyi pas yapması. Fakat gol vuruş bölgesinde, altın bölgede net pozisyonları yok. Pas pas yaptılar, kale önlerimize geldiler ve orta geldi. Yani ilk devreyi böyle atlattık. İkinci yarı da zaman zaman ceza sahamıza yakın bölgeden şut attılar, pas verdiler. Mesela yediğimiz golde, işte bunlar oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Çok basit gol yedik, çok basit. Hatta bizim girdiğimiz pozisyonlarda öyle bir pozisyon var ki Emrah'a topu çıkarsak boş kaleye gol atacak. Yani bizim girdiğimiz pozisyonlar daha net, az da olsa. Takım şunu gösterdi oyuncularımız. Biz iyi mücadele edersek, bu mücadele ama taktik, pozisyon, oyun disipliniyle, birlikte oynamayla. Bunu yaptığında rakip kim olursa olsun farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Transferleri, nokta transfer yapmak istiyoruz. Bak bu çok önemli. 2-3 transfer nokta yapmak istiyoruz. Berna Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da bir an önce takıma katılmasını bekliyoruz. O zaman daha farklı olacağız. Şimdilik söyleyeceğim, oyuncularımızı kutluyoruz. İbrahim kardeşimize de dikkat çekiyoruz. Daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ismen söylüyorum. Bu maçta bir 10 kişi kalsak maç çok farklı yere gider. İyi top kullanan, iyi pas yapan bir takım bize çok zorluk çıkarabilirdi. Hatta onlardan da, şimdi isim vermeyeyim, onlar da 10 kişi kalabilirdi, bilmiyorum. Bu akşam Beyin TV'de seyredeceğiz. Hakem Kara veya diğer kanallarda hakemlerimiz bu konuda yorumları ne? Kırmızı kart olabilir miydi, olmayabilir miydi? Adana Demir iyi bir takım. Onlara başarılar diliyoruz. Biz Kayseri Spor olarak, Kayseri şehri olarak çalışacağız. Bu şehre sportif anlamda başarı getirmek için de hem başkan, hem yönetim kurulu, hem medyadaki arkadaşlarımız hep birlikte bu mücadeleyi verip alkışlanan bir takım olmak istiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.